Başta peygamberler ve onların gerçek mirasçıları olan evliyalar ve alimler kendi zamanlarında kıymetleri tam olarak idrak edilememiştir. Ama Osmanlı Devleti'ne medyun ve şükranız. Biraz sonra çizeceğim resimde de göreceğiniz gibi bura önemli bir konudur. Göreceğiniz gibi Sonuncu Baba ki biliyorsunuz Yıldırım Bayezid döneminde yaşamıştır. Ve Osmanlı'nın 15. asrının başını güneş gibi ışıklandırmıştır. Biraz sonra size tanıtım yapacağım kısaca. Çoğunuz biliyorsunuz ama belgelere inerek konuşacağım. Beyler, hanımefendiler, Osmanlı Devleti bunları zekat ve sadaka kabul etmedikleri için çok önemli imtiyazlara tabi tutmuştur. Bunları da biraz sonra sizlerle paylaşacağım. İkinci önemli konu, hani bir toplantı yapılır, o toplantıda insanlar birbirini tanıştırır. Ben Ahmet Akgündüz, İslam hukuku profesörü der, filan yerde görev yapıyorum der. Hepiniz Sonuncu Baba ve torunlarını bildiğiniz için ben de kısa bir tanıtım yapacağım. Biliyorsunuz, birinci Sonuncu Baba kitabında biz ne yaptık? Biz şunu yaptık. Biz ta Horasan'dan başlayan, arkasından Kayseri'nin bir köyünde Sonuncu Baba'yı dünyaya getiren anne ve babayı, daha sonra o manevi ve maddi yolculuğu, Ankara yolunu, Hacı Bayram'la olan tanışmayı, arkasından Bursa'ya varıp 10 seneye yakın Sonuncu Baba adıyla o fırını inşa etmesini ve Ulu Cami'nin inşaatında çalışan bütün işçilerin ekmeğini bizzat temin etmesini, arkasından Ulu Cami'nin açılışındaki ilk cuma vaazını meşhur biliyorsunuz o Resulullah'ın torunlarından Emir Bukhar Sultan'ın ısrarla kendisini tavsiye etmesi üzerine vaaz edince ortaya çıkacağını ve çıkmasını, kendisi halveti olduğu için hep böyle bilinmeyen yörelerde ve yerlerde yaşamayı sevmesinden, bu hadiseyi görür görmez Hacı Bayram Veli, Akşemseddin ve benzeri bütün müritlerini yanına alarak Aksaray'a doğru yola çıkmasını ve orada Baba Yusuf Hakiki ile Hacı Bayram Veli arasında geçen manevi mücadelede bütün gönlü, kutbu azamlığı Baba Yusuf Hakiki'ye vermesi iken, çünkü Baba Yusuf Hakiki büyük bir alim ama bir rüyada manevi bir işaretle hayır, bu makama oğlum Baba Yusuf Hakiki değil, bilakis Hacı Bayram Veli layıktır şeklindeki manevi ikaz üzerine Hacı Bayram Veli'yi manevi kutbu azam ilan etmesi ve Hacı Baba Yusuf Hakiki'nin biraz moralmen sıkıntıya düşmesi üzerine kendi yanındaki 3 evladından en büyük oğlu Halil Taybi veya Tırbi ile kızı Mahmude'yi ve orta oğlu Muhammed Said Taybi'yi yanına alarak bir kısım alimlerin de tespitiyle ve Osmanlı arşiv belgelerinin %99 ispatıyla Darende'ye gelmesi ve burada da bir kısım biliyorsunuz torunlar edilmesi bildiğiniz hadiselerdir. Bana diyorlar hocam, siz Sonuncu Baba kitabını yazdınız ama Darende neşretti. Ama biz Sonuncu Baba'yı Bursa'da duyuyoruz, Ankara'da duyuyoruz, Aksaray'da duyuyoruz, Darende'de duyuyoruz. Nerede bunun aslı? Horasan erenleri diyorlar. Nedir bunun esası? Beyler, Sonuncu Baba'nın bir kökü var, bir kökü. O da kainatın kökü olan Beldetün, özür dilerim, Şeceretün, Tayyibetün'ün kökü olan Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ünvanı Şemseddin Efendi nerede yerleşmiş? Belgede görüyorsunuz. Kayseri'ye bağlı Alçakkariye'de, yani Akçe köyünde yerleşen bir zat ve onu takiben Hacı Hamid Hamidettin Veli Hazretleri. İşte Kayseri'de başlıyor ve ilk cümlemde anlattığım
hadise gerçekleşiyor. Anadolu'yu dolaşıp Darende de Allahu Alem %95 nispetle belgelerle konuşuyoruz. Darende de vefat ediyor.